detay anlatılıyor. Açıp bakabilirsiniz. Şimdi bu belirlendikten sonra yani Allah Teala mahremi namahremi belirledikten sonra ne yapıyor? Kadına örtüyü, hicabı emrediyor. Şimdi mahremi namahremi belirledi. Şimdi başka bir mesele kadına örtüyü, hicabı, tesettürü emrediyor. Neyle emrediyor? Önceki derslerde bunu detaylandırdık bayağı. Neyle ile emrediyor? Ahsap suresinin 59. ayetiyle emrediyor. Ne diyor ayette? Semla Ya Yuhannebiyyu kul li ezvacik ve banatik ve Nisail mukmineyne yudnina aleyhinne min celabi bihinne. Dalike edna eyurafne fela yudeyn ve kana Allahu gafurur rahim. Bu ayet kurean de Mevla Teala mümin mümine kadınlara örtüyü, tesettürü emrederken onlara diyor ki sizi tepeden tırnağa yani bu ayetten Resulullah'ın izahına zevcelerinin, kızlarının, ümmetin kadınlarının uygulamalarına bakıldığında oradaki cilbaptan Allah'ın muradının ne olduğunu böyle anlıyoruz. Deniliyor ki bir kadını tepeden tırnağa kadar tek parça halinde vücut hatlarını belli etmeyecek derecede kalın, içini göstermeyecek derecede kalın, vücut hatlarını belli etmeyecek derecede bol, dikkat çekmeyecek derecede koyu ve sade bir elbiseyle örtünmek için örtünmesi emrediliyor bu ayet-i kerimede. Süslenmek için değil. Ya o el iki gide tezgahtarlık yapıyorum. Her gün sabahın köründe kalk saçını yıka, fön çek, tokala, tara, ör. Kim uğraşacak? Koy başına başörtüyü, giy altına tayıtı, yallah işe. Bu örtünmek için örtünmüyor. Her gün saçını başına yapmaya üşeniyor. Nereden biliyorsun? Çünkü baş örtülü altta tayit var. Üste badi var. Deve kuşu misali başını sokmuş kuma zannetmiş ki kıçımı da örttüm affedersiniz. Bugün şey mi yapsak bunu 18 yaş üstü mü ayarlasın? <laughs> <laughs> ya orada biz de işte biz bize konuşuyoruz. Oradakiler de biz bize. Şimdi bu böyle zann deve kuşu işte bir tehlike görünce hemen kazıp başını sokuyor ya. Koca gövdesi dışarıda. Başını sokunca oraya zannediyor ki ben kurtuldum. Ya da işte kaplumbağa bir tehlike görünce hemen kabuğunun içine çekiliyor ya. E kabuğu al eline çevir her tarafı meydanda. Şimdi bu da örtündüm zannediyor. Bu değil. Bu ayeti kerime Ahzab suresinin 59. ayeti kerimedeki örtü örtüdür, tesettür tesettürdür. Burada geçen cilbap kelimesinin ben vasfını size tarif ettim. İçini göstermeyecek derecede kalın olacak. Vücut hatlarını belli etmeyecek derecede bol olacak. Dikkat çekmeyecek derecede koyu ve sade olacak. Süslü püslü, cicili bicili, yaldızlı cancanlı olmayacak. Ayağına topuklu ayakkabı giymek bir kadının ayağına topuklu ayakkabı giymesi bile haramdır hadisle değil, fıkıhla değil, iştihatla değil, ayetle haramdır. Ahzab suresinin ayetidir. Ayaklarınızı yere tak tak tak, tuk tuk tuk, bak 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 diye vurmayın. Çünkü o tak tak tak, tuk 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 neye dönüyor? Bak bak baka dönüşüyor. Bak hala bak kim geldiye dönüşüyor. Dikkat çekmeyecek kadın. Ya Osmanlı zamanında genç kızlar, bekar kızlar ben genç bekar kız olduğum belli olmasın diye ellerine baston alırlardı. Sırtlarına minder bağlarlardı. Kamburu çıkmış yaşlı nene gibi görünmek için. Bu Fransızlar Maraş'ta kahraman Maraş'ta. Niye oraya kahraman Maraş deniliyor 100 senedir? Kimin sebebine deniliyor? Bu şerefsizlerin gerici, yobaz, irtica, mürteci dedikleri cübbeli, şalvarlı, sarıklı, sakallı sütçü imamın kahramanlığından dolayı 100 senedir Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş kahraman Maraş deniliyor. O Fransızlar o şeye kadına musallat olduklarında zannediyorlar ki bu yaşlı karı. Bir açıyorlar ki çarşafını peçesini içinden gencecik güzel kız çıkıyor. Elinde baston sırtında minder kambur iki büklüm nene gibi yürüyor. Onun üstünü başını örtüsünü açmaya çalışıyorlar. Bir içinden gencecik kız çıkıyor. Sütçü imam dayanamıyor bu benim ırzım namusum diyor. Kaptığı gibi silahı indiriyor kafirler. Onun için yüz senedir Maraş'a kahraman Maraş deniliyor. Örtü buydu bu. Ama nerede nereye geldi örtü? Bu 80'li yıllarda o darbe senelerinde üniversiteye kızları sokmuyorlar falan. Onların videoları, fotoğrafları sürekli ortalıkta görüyorsunuz da. O gördüklerinize bir bakın. Hepsi böyle bol pardösular, kocaman başörtüler buradan mücadele veriyorlar. Aynı kadınlar bugün hepsi değil, bir kısmı bakıyorsun taytla geziyor, başı gene başörtülü ama tayt, altta tayt, üstte başörtü, makyaj boya badana süs, püs. çıkmış örtü olmaktan. Bunun şimdi bunun mücadelesini mi veriyordun ya? Yani? İşte rehavet Müslümanlara yakış ya, ya, şey yapmıyor, yaramıyor ya. Bunun mücadelesini mi veriyordun? Giyemezsin bunu dedikleri zaman bol pardizo kocaman başörtü, makyaj yok bir şey yok. Hadi hadi serbest oldu buyur giyin denildiği zaman soyunmaktan beter. Bunun mücadelesini mi veriyordun sen Yani? Onun için örtü örtü nedir biliyor musun? Şeyler var ya bu Jammer'lar, jammer doğru mu dedim adına? Jammer'lar var ya sinyal kırıcı, sinyal kesici, telefonun çek... Ben mesela şimdi şu eski yoldan geliyorum hep gelirken oradan ışıklara, trafiğe takılmamak için. Ne hikmetse de hep orada birilerini aramak aklıma geliyor ya da birileri beni arıyor. Alo, alo, alo diyene kadar medreseye geliyoruz. Ses gitmiyor. Niye orada jammer var? Telefon çekmiyor. Nasıl ki bu jammer telefonun sinyalini kırıcı bir şey ya. Örtü de namahrem erkeğin şehvetini kırıcı bir şeydir. Eğer bir örtü namahrem erkeğin şehvetini kırmıyorsa o örtü örtü değildir. Standart budur. Ha bazı ultra sapkınlar sapkınlar vardır bilmem işte fetişleri vardır. Ben oradan ondan hoşlanıyorum bundan hoşlanıyorum sapıklar vardır. Onlar istisna. Ama umumi genel külli kayda normal sağlıklı bir erkek bir birey yarı çıplak bir kadına bakınca mı daha çok şehvet duyar? Çarşaflı peçeli bir kadına bakınca mı şehvet duyar? Çarşaflı peçeli bir kadına bakınca onun aklına ahiret gelir. Normal insandan bahsediyor. Sapıklar ayrı. Ona bakarsan adamın fetişi var. Ben diyor ayak baş parmak seviyorum. Ona bir şey diyemezsin yani. Ya bu sapık bu istisna şimdi hemen diyecekler. Yok yok ben işte çarşaflıya bakınca daha örtülüye bakınca daha çok şehvet derler. Onlara peşin cevap vereyim yani. Ha, peşin cevap vereyim yani. Ben normal insandan bahsediyoruz biz yani. Şimdi örtü budur. Ahzab suresinde de allah Teala örtüyü böyle emrediyor. Orada geçen cilbap kelimesi min celabibihinne cilbaplarını üzerlerine sımsıkı örtünsünler kelimesi 14 asırdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar 14 asırdır bu ayetin pratikteki uygulaması çarşaftır. İslam'ın delili kaçtır? Dinde delil kaçtır? 4. Say Kur'an, sünnet, icma, kıyas. kıyas. Dinde delil 4'tür. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Şimdi Kur'an'dan çarşafın delili var mı? Ahsap suresi 59. ayet okudum. Peki sünnetten çarşafın delili var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri, kızları, sahabe-i kiram'ın bütün kadınları hepsi çarşaflıydı. Sünnetten de delil var. Hadis var mı? Hadis var. Hazreti Meymune validemiz diyor ki bu ayet inince Medine'nin sokakları kara kargalarla doldu. Kara kargalar gibi doldu diyor. Koca koca kara kargalar gibi doldu diyor. O anda hemen ayet nazil oldu evinde kumaşı bezi parçası olmayan kendini örtmek için konudan komşudan haber gönderdi de şey istedi. Bana bir kumaş versin de çarşaf yapayım bürüneyim diye. Yatağındaki yorganındaki şeyler söktü üzerlerini örttüler diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve zevcesi Meymune validemiz bunu anlatıyor. Sünnetten, hadisten delili var mı? Var. Peki icmadan delili var mı? İşte 14 asırdır Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet indiği günden bugüne kadar 14 asırdır dünyanın dört bir yanında İslam aleminde Müslüman kadınların arasında zerre kadar. Bu da çarşafın icmadan delilidir. Ha ya Hoca Efendi çarşaftan başka örtünmenin yolu yok mudur? Vardır. Bu dediğim standartlara uysun. Bol olsun, geniş olsun, sade olsun, koyu olsun. Onların şahıslarında, onların şahıslarında Müslüman kadınların tamamına şunu emretti. Estağfirullah Ahsap suresinde ve karne fi ve la teberrecne teberrucel cahiliyetil ula ve aqimne salah ve atine zekah ve adi'ne ve rasulehu. Sonra bunu emretti Mevla Teala. Ve karne fi buyuti Evlerinizde heybetinizle, vakarınızla, izzet ve iffetinizle ey kadınlar evlerinizde oturun. Ve la teberrecne teberrucel cahiliyetil ula. Cahiliye devrinin adetlerinde olduğu gibi, Cahiliye devrinin müşrike kadınlarının yaptığı gibi açılıp saçılıp piyasaya düşmeyin. Ve akimne salah ve ne zeka namazınızı kılın, zekatınızı verin Allah ve di'enallah ve rasuluhu Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sizin cennet yolculuğunuz Allah diyor oturun evinizde. Bu demek değil ki kadın evde hapishane hayatı yaşasın zaruret miktarının haricinde her gün her gün erkek gibi çarşıda, pazarda, caddede, sokakta, piyasada örtülü olsa bile çıkıp gezip dolaşmasın. Hududa riayet etsin. Yanında böyle bacak kadar da olsa bir oğlan çocuğuyla, bir kız çocuğuyla, bir mahremiyle çıksın. Böyle çok zaruri haller olmuştur da Hastalıktan ölüyorum da gidip bakkaldan bir ekmek alamayacak durumdayım. Hanıma diyorum ekmek almaya git. Ama yanına oğlanlardan birini al, elinden tut. Bakkalın önüne gittiğinde sen içeri girme. Oğlana parayı ver, o girsin içeriden ekmeği alsın, çıksın, yine tut elinden geri gel diyorum. 12 senedir evliyiz. 12 kere bakkala ekmek almaya gitmemiştir bizim hanım. 2 3 bilemedim 5. O da ben öldüm bittim de o gitmiştir yani. Gittiğinde de yanına bacak kadar da olsa oğlunun kızının elinden tutup gider. Ya çok gericisiniz, çok yobazsınız. Vallahi bu geri na, yani insanın namuslu iffetli olması, insanın ırzını namusunu kıskanması, insanın Allah ve Resulü'nün bu husustaki emirlerini yerine getirmesi birileri tarafından gericilik, yobazlık olarak addediliyorsa en baba gericiyim en kral yobazım. Namussuz olmaktan iyidir. Oturacak evinde diyor. Diğer ayeti kerime ve el tümühün nemete an fes eluhun hijab peygamber zevcelerinden bir şey istediğiniz zaman onlarla perde arkasından konuşun diyor. Bu peygamber zevcelerinin şahsında bütün Müslüman kadınlar için geçerlidir bir erkek bir kadın kendine namahrem olan bir erkekle kimdi namahremler? Ayette söyledik değil. Orada belli. Mahrem kim? Mahrem kim? Namahrem kim? Belli. Kendine namahrem olan bir erkekle bir kadın zaruretten başka konuşamaz. Yine ayeti kerime diyor ki zarureten konuşacaksın ya o zaman da perde arkasından konuşacağım. Ve idâ meta'an, mete'an min mivvera hicâb perde arkasından konuşacağım. Bunu yapar. Bak hem örtülüsün. Bak mahremi namahremi belirttik ayetle. Örtünün ne olduğunu belirttik ayetle. Evde oturması gerektiğini belirttik ayetle. Şimdi geldik şeye. Şimdi bu kadın mahremi namahremi biliyor Kur'an'dan. Örtüyü biliyor Kur'an'dan. Ondan sonra evinde oturmasını biliyor Kur'an'dan. Bütün bunlara rağmen bir zaruret durumu hasıl oldu da bir namahrem erkekle konuşacak, perde arkasından konuşacak ve ayette açıkça ifade ediliyor, kırıtarak konuşmayacak. Sert konuşacak, sanki o erkekle kavga ediyormuş gibi konuşacak. Ama şimdi İboşov programı sunan, talk show programı sunan, şovmen tarzı giyinen, Hocacıklar kravat mendil aynı renk falan böyle dar kesim bilmem ne marka tek kullanımlık tek her sahnesinde yeni bir kıyafet falan bunlar sarışınlar esmerler, yarı çıplaklar ay hocam aman hocam canım hocam cici Hasbunallah ve ni'mel vekil Allahu Teala ya desene kardeşim ya kırıtarak konuşma, sana, konuşma desene. Allah diyor kırıtarak konuşmayacaksın. Hadi hocaysan, hadi hocaysan söyle o kadına. Kırıtarak konuşma ne kırıtıyorsun ya ne pavyon karısı gibi konuşuyorsun. Ağzını gözünü ne eğiyorsun adam gibi konuşsana. Doğru düzgün konuşsana. Sen spiker misin, sunucu musun, tavernada bir konsumastis misin? Doğru düzgün konuşsana. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Niye? Program çıkışı yüz binlerce lira hesaba yatacak İBAN'a. Zaten adam, adam olsa onun karşısına çıkmaz ki. Çıkmaz ki de o sözü söylemek mecburiyetinde de kalsın. Bu, bu, bu şekilde zaruret halinde oldu mu? Perde arkasından, hicap arkasından konuşacak. Bu kadar ayet-i kerimeler bak size nasıl sıralı gidiyorum. Uzattım biliyorum hakkınızı helal ama ben keyfimden uzatmadım. Ben zaten bunları biliyorum hayatıma da tatbik ediyorum. Vallahi billahi tallahi bulu çağına erdiğim günden bugüne kadar bana namahrem olan hiçbir kadının eline elim değmemiştir. Bana helalimden başka hiçbir kadına şu iki gözüm şehvet nazarıyla bakmamıştır. Vallahi billahi tallahi böyledir. Tuttuysa sakat olsun, baktıysa kör olsun. Bu bana lazım diye konuşmuyorum, size konuşuyorum. Uzuyorsa sizin menfaatinize uzuyor yani. A bu gözüm bakmamış namahreme var mı bir eksilme? Şu elim tutmamış namahreme var mı bir eksiklik? Sen baktın da senelerce ne oldu? Tuttun da senelerce ne oldu? Hele bir bak senlerinde bir artık var mı? Benimki de on parmak, seninki de on parmak. Bak tuttun diye 20 parmağa dönüştü mü? Ben tutmadım diye 10 parmağın 5 parmağa düştü mü? Gözün birken ikiye düştü mü? Seninki ikiken üçe çıktı mı? Doldurdun amel defterini haramla sadece. Madde madde gidiyorum böyle. E ondan sonra bu ayet-i kerimeler böyle peş peşe sıralandı. Sonra geldik bak Nur Suresi 31. ayet-i kerime. Bak bu ayet-i kerime de Mevlana diyor. kullil mu'minîne yaghuddu min absarihim ve yahfudû furûcehum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mümin erkeklere söyle. Yaghuddu min absarihim gözlerini korusunlar. Namahreme şehvetle bakmasınlar. Ve yahfudû furûcehum ırzlarını, namuslarını, iffetlerini muhafaza etsinler. Namussuzluk eden kadına fahişe deniliyor ya. Kur'an böyle söylüyor, fahişe diyor. Bu Kur'an'ın ifadesidir. Küfür falan değil. Namussuzluk eden kadına da erkeğe de Kur'an fahiş diyor. Yani erkeğin de namussuzu var. Erkeğin de o nokta noktası var yani. Erkek namus kadın namussuzluk edince o nokta nokta deniliyor ya. Erkek de namussuzluk etti mi aynı şekilde ona da o nokta nokta denilir. Erkeğin namussuzluğuna Kur'an'ın ifadesiyle fahiş kadının namussuzuna Kur'an'ın ifadesiyle de fahişe denilir. Bu ayeti kerime de Mevla önce erkeklerden başlıyor. Kullil müminine mümin erkeklere söyle yeğuzzu min ebsarihim gözlerini korusunlar namahreme şehvette bakmaktan ve yahfazu cehum ırzlarını iffetlerini namuslarını korusun muhafaza etsinler fahiş olmasınlar erkekler. Devamında ve kullil müminat mümine kadınlara, Müslüman kadınlara da söyle. Yağvul nemine sarihinne. Onlar da gözlerini korusunlar. Ve yahfaz ne Onlar da ırzlarını, namuslarını korusunlar. Ve la yubdine Zinetlerini açmasınlar. Hani İslam'da, Kur'an'da, dinde, diyanette, haremlik, selamlık yoktu? وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ zinetlerini açmasınlar. Kadının ziyneti nedir? Kadının kendisi ziynettir. Kadının ziyneti nedir? El cevap kadının kendisi ziynettir. O halde bu ne demek ne, ne anlamına geliyor? Kadının kendine namahrem olan hiçbir erkekle işi olamaz. Ve la yubdine ziynetehunne ziynetlerini açmasınlar diyor. Kadının eli de zinet, gözü de zinet, yüzü de zinet, kaşı da zinet, vücudu da zinet, bileziği de zinet, kolyesi de zinet, küpesi de zinet, sesi de zinet. Kadının cemiye bedeni avrettir. Niye Osmanlı ecdadımız kadınlarına avrat diyor? Ben şimdi bizim hanıma avrat diyorum. Millet diyormuş ki sen de koca ne kaba sabah adam diyorlar. <gülüyor> koca koca <gülüyor> avrat dediğimi duymuş da güya o da hoca bizim feminist bir hoca. Bizim hanıma diyor ki şeydir, serin koca ne kaba adam sana avrat diyor. Ya ne desin? Aşkım canım cicim mi desin? <laughs> Avrattan güzel kelime mi var? Osmanlı ecdadımız niye karılarına avrat diyordu? Avrat aslı avrettir. Yani mesela bir erkeğin avret yeri göbek deriyle diz kapağı arasıdır dedik ya. Kadının da bütün bedeni tepeden tırnağa avret olduğu için Osmanlı ecdadımız kadınlara avrat demişler kendi hanımlarına avrat demişler yani çünkü cemi bedeni avret. Avrat demek bu demek yani. Siz de karılarınıza avrat deyin, korkmayın ya. Yani. Aşkım'dan, gülüm gülümcim falan ondan iyidir yani. Gerçi aşkım demek de sünnettir, caizdir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ayşe validemize habibeti derdi. Habibeti sevgilim demek. Hümeyram derdi, al yanaklı yarim derdi yani. Böyle efendimiz aşka da mıydı yani sallallahu aleyhi ve sellem? Bana dünyadan üç şey sevdirildi. Gözümün nuru namaz, ondan sonra güzel koku, bir de güzel kadın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşk adamıydı. Hazreti Ayşe validemize Hümeyra derdi. Ay Ay Ayşe validemizin adı Ayşe ama ona Hümeyra derdi. Hümeyra böyle yanakları al al. Hümeyra, ha ihmarra. Hamura kırmızı demek Arapçada hamura. Hamura kırmızı demek. Hümeyra kırmızıcık, alcık, al yanaklı yarim diyorlar ya o işte o hadisten gelmeyen. Yani. Bu da denilebilir yani. E şimdi bu kadının hepsi avret. E Allah da diyor ki velayubdine ziinete hunne. Zinetlerini, avretlerini açmasınlar. İlla ancak ma zahara minha ve yedribna bi khumurihinna ala cuyubihinna. Başörtülerini omuzlarının üzerine kadar örtsünler. Bu ayet sadece tesettürün delili olan tek ayet değildir. Bunu da çarpıtırlar. Tesettürün birinci emri Ahsap Suresi 59. ayettir. O ayet indi, Müslüman kadınlar onunla amel ettiler. Zamanla o biraz dejenerasyona uğradı. Örtülerinin bir kısmını işte başlarının arkasına falan atmaya başladı bazı kadınlar. Bu ayet o ayeti düzenleyici nitelikte geldi. Yani ey Ahsap Suresi 59. ayetiyle örtünen kadınlar dan bazıları bu örtüyü siz biraz bozdunuz. Bu ayetle düzenleme getiriliyor. Başörtülerinizi bu çarşafı bilenler bilirler. Yani bizim hanımlar veya işte sizin de giyenleriniz falan veya gördüğünüz vardır. Bu çarşafın böyle ön kısmı var. Ön kısmını böyle kadınlar kendileri arkalarına şöyle atabiliyorlar evde namaz kılarken veya dışarıda namaz kılarken evde namaz kılarken çarşaf giymek diye bir şart yok da bazen kadınların kolayına geliyor. Elbise giy, başörtü, ört, uzun sürüyor. Direkt çarşafı atıyor üzerine namaz kılıyor. Onu da böyle arkasına atıyor o çarşafın. Veya dışarıda camide falan kıldığı zaman çarşafla giriyor camiye. Ön kısmını böyle arkasına atıyor. Bu, bu yani o kadınların örtündükleri o emri yerine getirirken örtülerinin bir kısmını başlarının arkasına atanlar var. İşte çocuk gezdirirken kucağında belinde sırtında su taşırken şu bu biraz böyle bunu bozanlar var bu ayet diyor ki bozmayın feliyadri bine bi humurihinne ala cüyubihinne başörtülerinizi omuzlarınızın bura, omuzlarınızın üstünden sarkıtın diyor arkasına atmayın bu ayet onu tamamlıyor yani Zannetmeyin ki sadece bu ayet. Bazıları sadece bu ayeti delil alıp diğer ayeti görmezlikten gelip o zaman 90-60-90 manto giyip üzerine de başörtü örtersen seninki tamamdır diyor. Çünkü bak bu ayette başörtüsünü omuzlarınıza kadar örtün diyor. Bu o mantonun üzerindeki başörtüsü değil. O cilbabın başörtüsü. Onu düzgün örtün diyor. Ondan sonra alacubi velayubdine zinetehunne Zinetlerinizi açmayın illa ancak li buuletihinne ev abahinne. işte babalarınıza ve abay buuletihinne ev ebnahinne ev ebnai buuletihinne ev ihvanihinne bu ev, ev beni ihvanihinne ev beni ahavatihinne ila ila ayet. Bu ayet-i kerimede böyle aynı en başta okuduğum ayet gibi uzun uzadıya giderek bir kadının zinetini açmasının o erkekle oturmasının, yemesinin, içmesinin, konuşmasının, diyalog kurmasının, münasebet kurmasının caiz olacağı, helal olacağı erkekleri isim isim sayıyor. Babalarınız, amcalarınız, dayılarınız, yiyenleriniz, torunlarınız sayıyor isim isim. Bunlardan başkasıyla sizin irtibatınız olamaz. Bakın bu ayetlerin hepsini bir toplu olarak değerlendirdiğiniz zaman nasıl İslam'da haremlik selamlık olmaz ya? Bu kadar ayet var, bu kadar hadis-i şerif var, sünnet-i seniyede uygulaması var, icma var, 14 asırlık haremlik selamlığın icması var. Osmanlı Selçuklu eski evlerine bakın kapılarda iki tokmak var. Biri büyük kalın biri küçük erkek gelince büyük tokmağı vuruyor içerideki biliyor ki erkek geldi kapıyı içeriden erkek açıyor. ...küçük tokmağı vurunca az ses çıkıyor... İçerideki kadın biliyor ki dışarıdan gelen misafir kadın... ...kadın açıyor kapıyı. Kapılarında haremlik selamlık var. İçeri girdin... ...haremlik selamlık ne demek biliyor musun? Evin içerisinde iki oda var. Birinin adı haremlik... ...birinin adı selamlık. Haremliğe kadınlar giriyor... ...selamlığa erkekler giriyor. Haremlikle selamlık... ...bu iki odanın arasındaki duvarda... Dönme dolap var. Gidin şu hamam önündeki eski Ankara evlerine bakın. Dönme dolap var. Ne fırıldak çeviriyorsun, ne dolap çeviriyorsun. Sözü de deyimi de oradan kalma biliyor musun? Nasıl o dolap? Duvarı böyle pencere gibi açmışlar. Bir dönen bir şey koymuşlar oraya. Bu tarafta haremlikteki kadınlar erkeklere ikram edecekler ya. Tepsilere hazırlıyorlar. O tepsiyi o bu taraftan koyuyorlar o şeye, o dönen şeye koyuyorlar. Çekiliyorlar. Tak tak edip çekiliyorlar. O kadınlar çekildikten sonra kimse kimseyi göremiyor. O dönüyor. Erkekler bu taraftan onu çeviriyorlar böyle. Tepsi hop önüne geldi. Bu tarafa geçti. Alıyor, o erkeklere dağıtıyor. Ondan sonra yine ne gelecekse böyle. Hatta bazı işte o evin bekar kızları eve gelen bekar erkeklerle işte WhatsApp üzerinden, Twitter'dan, Instagram'dan mesajlaşamıyorlar ya, flört yapamıyorlar ya. O tepsiye mendil koyarlarmış. Mendilin de her renginin bir şeyi var. İşte sarı mendil koydu mu işte aşkından sarardım soldum. Mesela bizim yeni damat bugün sarı gülü çaldı götürdü. Aşkından sarardım soldum mu dedin yengeye yani. <laughs> Şimdi sarı aşkından sarardım soldum. Onu koyuyor oraya. Şimdi bizim hanım şu fotoğrafta görmüş diyor bunun sarısı nerede? Her renk var sarı nerede? Dedim onu dursun götürdü. <laughs> Ondan sonra şimdi oraya mendil koyuyor. Kırmızı mendil işte çok aşığım sana. Beyaz mendil işte hastalığa, ince hastalığa düştüm hastalığa. Sarardım sonra öyle mendil koyuyor. O mendil onu erkeğin, erkeğin şeyine geçince alıyor. Bu bir mesaj. Sonra ne oluyor? Aşk başlıyor, flört başlıyor. Böyle mi? Haşa. Sonra oğlan diyor ki ana baba gidin şu kızı isteyin. Bitti. Bu kadar. Onun da gönlü varsa o da mendile bir şey karşılık koyuyor tepsiyi geri verirken. Tepsi geri giderken erkeğin de gönlü varsa erkek de ona bir karşılık koyuyor. Bu, bu iki şey mesaj alınmış oluyor. Ondan sonra oğlan diyor ki ana baba gidin isteyin. Evlilik böyle olur. 3 sene beş sene flört yap karı koca gibi yaşa. Hiçbir şey kalmasın evliliğe. Ondan sonra mahkemelere gidin bakın. Flört yaparak evlenenlerin evlenenlerin boşanma davaları mı daha fazla? görücü usulü evlenenlerin boşanma davaları mı daha fazla? Ben hanımımla cuma günü cuma ezanı okunurken tanıştım. Aynı gün ikindi ezanı okunurken nikahım kıyıldı. 12 senedir evliyiz, 4 tane çocuğumuz var. Ne kahırlar çekti. Küflü, rutubetli, tenli, harabe, virane, ahır misali, dağ başlarında ıssız ışıksız, elektriksiz, susuz köylerde 7 sene yaşadık. O şartlar altında bana 4 tane o köylerde çocuk doğurdu. Allah, Resulullah, kocası, evlatları, dünyası bundan ibaret. Evlendiğim gün tanıdım. Allah onu yetiştiren anadan babadan razı olsun. Belki 50 tane karıyla, kızla flört etseydim, bir tane böyle hayırlı kadın denk gelmeyecekti belki. 50 sefer hacet namazı kılıp Allah'tan ya Rabbi bana hayırlı bir zevce ihsan ile deseydim belki ancak bu kadar hayırlı bir zevce olacaktı. Biz anam anamla bacım gittiler onu akrabayız zaten ama onun anası babası haremlik selamlığa dikkat eden insanlar ben aynı mahallede oturuyoruz. Abileriyle arkadaşız. Aynı okula gidiyoruz. Akrabayız. Babasıyla aynı camide namaz kılıyoruz falan. Ben o hanımı hiç görmemişim. Ne ben onu görmüşüm ne o beni görmüş. Böyle dikkat ediyorlar onlar babası Allah razı olsun. Evlenilecek işte akraba şu bu anamla bacımı götürdüm. Kars'ta eksi 40 derece soğuk kış günü kar yağıyor yer buz. Gece karanlık anamla bacımı almaya gittim. Tam da böyle sokak lambasının altına durmuşum. Kar yağıyor. Romantik bir ortam yani. <gülüyor> <gülüyor> kar yağıyor. Sokak lambasının altındayım. Hava soğuk. Camdan bakana romantik ama aşağıdaki titriyor. Ondan sonra anam bacım bekliyorum inecekler aşağıya. Hanım orada balkondan mı camdan mı şöyle bir başını uzatmış. Perdeyi de şöyle başına atmış. Böyle ben de utancımdan başımı kaldırıp yukarıya bakamıyorum. Ayıp hemen derler ne oluyor falan. Ben böyle başımı eğik. O oradan beni böyle bu sarığımın üstünü görmüştür. Ne görecek yani? Oradan böyle perdeden baktı. Ondan sonra ertesi gün işte anama bacıma sordum. Nedir neyin nesidir ne diyorsunuz? Bir görüşün falan. Tamam dedim cuma, cuma namazına camiye gideceğim. Ezana 5-10 dakika var. Camiye giderken yol üstünde ayak üstünde gördüm bir tane mektup yazmıştım. Vakit nakit ya hemen ne diyeceksen mektuba ayet-i kerimeleri yazmışım, hadis-i şerifleri yazmışım, mektubu yazmışım. Selamun Aleyküm, selam. Yanında da işte bir arkadaşı var. Ondan sonra dedim işte tamam sen benden evlenmek istiyor musun? Evet dedi. Tamam ben de senden evlenirim. Aa şunu oku burada her şey yazıyor dedim. Ezan okunuyor ben cumaya yetişeceğim. Geçtim camiye. Cuma'yı yıkıldım, geri geldim. Zaten kış öğlenle ikindi birbirine yakın ya. Cuma yıkıldım, geri geldim. Şöyle böyle derken ikindi okunuyordu, nikahımız kıyıldı. Böyle evlendik yani. Ama elhamdülillah. Böyle olur ya. 3 sene, 5 sene flört yap. Ondan sonra zaten evliliğe bir şey kalmıyor ki. Her şeyi yaşıyorsun. Tanıyorlar işte. Bayağı tanıyorlar ama. <laughs> Sıkıntı orada. Çokta olma bir şey kalmıyor ki. Yani nikahtan sonra ne yapacak peki? Bu nikahtan önce her şeyi yaptı. Yani nikahtan sonra da mahkeme. E bir de kanka oluyorsun, yüz göz oluyorsun, aşağı yukarı düşüyorsun. Sen 3 sene, 4 sene, 5 sene bir kızla flört edersen işin affedersin cılkı çıkar onunla artık kanka olursun. Arada bir mesafe kalmaz, bir seviye kalmaz, bir saygı kalmaz, bir hürmet kalmaz. Çünkü flört döneminde sen fino gibi peşinden koşuyorsun. Her dediğini yapıyorsun, kahrını çekiyorsun, canım cicim, cicim aylarını yaşıyorsun. Burada sana eziyor da eziyor seni. Ondan sonra evlenip imzayı atıp bir çatının altına girince o sana saygı göstermez ki. O seni koca bilmez ki, er bilmez ki, efendi bilmez ki, kişi bilmez ki. Kanka der elense çeker sana. Çünkü üç sene dört sene kanka gibi yaşadınız. Bu mukaddesat çiğnenirse böyle olur. Evlilik dediğin yine sünnete göre olacak bu şekilde yani flört milört bu haram. E şimdi bu şekilde bunların hepsi birbiriyle bağlantılı, ilintili meseleler. Bütün bu birbiriyle bağlantılı ilintil meseleleri üst üste koyuyoruz. Bununla beraber şu kadar okuduğum ayeti kerime, bir insanın içki içmesine kadar haramsa, zina etmesine kadar haramsa, kumar oynamasına kadar haramsa, faiz yemesi, yalan söylemesi, gıybet etmesi, iftira atması, bütün bu bilinen büyük haramlar ne kadar haramsa, bir Müslüman erkek ya da kadının haremlik selamla riayet etmesi de etmemesi de aynı ölçüde, aynı derecede haramdır. Haramdır. Ama biz artık dindarlara bunu anlatamıyoruz. Kaldı ki dinsizlere anlatalım. Eskiden söylediklerimize dinsizler itiraz ederdi. Şimdi Müslümanlar dindarlar itiraz ediyorlar. Güya abdestli namazda bir eve misafir oluyorsun, haremlik selamlık diyorsun. Adam suratına asıyor. Biz dinsize eskiden din anlatamıyorduk. Şimdi dindarım diyene din anlatamıyoruz. Hak yalu ve la aleyhi. Hak öyle yücedir ki ondan yüce, ondan üstün hiçbir şey yoktur. Hakkın uğruna hatrını kıramayacağın yeryüzünde hiç kimse olmayacak. Başka türlü dinini yaşama konusunda özgürleşemezsin. Bak sana kıstas veriyorum. Hakkı yüce tutma uğruna şu yeryüzünde Hatrını kıramayacağın hiç kimse olmayacak. Anca dinini böyle özgürce yaşayabilirsin. Aman o küsmesin, o darılmasın, o kırılmasın. Komşu, ana, baba, bacı. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyhi. Haktan yüce hiçbir şey yoktur. Hakkı yüce tutacaksın. Hakkı yüce tutarsan hak seni sever. Hadisi kutsidir. Hak seni sevince Cebrail aleyhisselama der ki sen de sev. Cebrail Aleyhisselam bütün meleklere der ki siz de sevin. Bütün meleklerde yeryüzündeki bütün insanlara der ki siz de sevin. Allah senin hakkında insanların kalbinde kabul koyar. Bugüne kadar mahrem namahrem hususunda en yakınlarım dahil olmak üzere zerre taviz vermemişim. Başta benden nefret etmişler. Ama bugün evlerine gittiğimde ya da evime geldiklerinde bana hacet bırakmadan kendileri o evin içerisinde trafik polisliği yapıyorlar. O odada kadınlar var girmeyin diyorlar. Ve kendileri de gündelik hayatlarında buna dikkat eden insanlar değiller. Ama biz hakkı yüce tutmak için çalıştık. Sevmesin seni ya. Neyine lazım senin karınla oturacak iş arkadaşın bir saat muhabbet edecek, çekirdek çıtlayacak, dizi seyredecek de bunu yapmazsan da arkadaşın senden küsecek. Cehennemin dibine kadar yolu var ya. Karımdan kardeşim oturmazsa küsecek. Karımın amcasının oğluyla karımı görüştürmezsem o! Lan ne olsun? Ya hanımınla kavga edeceksen bunun için kavga et. Hanımınla huzursuzluk yaşayacaksan bunun için yaşa. Yemeğin tuzu için, gömleğin ütüsü için hanımınla kavga etme. Hanımınla kavga edeceksen, huzursuzluk yaşayacaksan, ey hanımım, senin amcanın oğlu sana namahremdir. Görüşemezsin. Bu hususta seninle mücadele etmeye de, tartışmaya da, huzursuz olmaya da, küs durmaya da, yataktan kovulmaya da, evden kovulmaya da yani sen karıyı kovma o seni kovsun. Razıyım. Benim kavgam dünya için değil. Yemeğin tuzundan, gömleğin ütüsünden, salçasından değil. Benim kavgam Allah için. Ben seni amcanın oğluyla, teyzenin oğluyla, dayının oğluyla görüştürüp deyyus olamam diyeceksin. Ne boş saçma sapan şeylerin kavgasını yapıyorsun. Sanki bunların kavgasını etmeyince bütün garı koca günlük gülistanlık geçiniyor. Ama sıra buraya gelince aman ağzımızın tadı kaçmasın. Bir tane gar vardı ya bir dizide varmış ben şeylerin repliklerini görüyorum. Aman ağzımızın tadı kaçmasın. Başka şeylerin kavgasını yapıyorsun. Başka şeylerin huzursuzluğunu yaşıyorsun. Onların kavgasını yapınca, huzursuzluğunu yapınca bir problem yok. Sıra buraya gelince aman ağzımızın tadı kaçmaz. Aman huzursuz ol. Eften püften sebeplerden tatsızlık yaşıyorsun. Huzursuz. Sanki mahreme namahreme dikkat etmeyince, hakkı yüce tutmayınca, Allah'ın dinine uyalım gel hanım beraber demeyince aranızdan su sızmıyor. Dört dörtlük yaşıyorsunuz. Hiç probleminiz yok. Ne zaman ki sen Allah diyorsun o zaman kavga çıkıyor sanki. Allah demesen de kavga çıkıyor bari çıkıyorsa her halükarda bundan çıksın da bir ecrin, bir mükafatın, bir sevabın olsun ya. Sen burada sağlam durursan zamanla seni kabullenmek mecburiyetinde kalırlar ya. Benim babamın dinle Diyanetle zerre kadar uzaktan yakından ilgisi, ilgisi alakası yok. Şu anda benim babam biz onlara gitsek, onlar bize gelse o diyor ki o odaya girme orada gelin var. O namahrem diyor. Mahremi namahremi biliyor. Uyguluyor mu yok, inanıyor mu yok, kabul ediyor mu yok. Ama bize saygı duyuyor. Bizim duruşumuzdan dolayı bize saygı saygı duymaya mecbur olmuş. Biliyor ki ben babamla Allah'ın emrini İkisinin arasında muhayyer kalınca tercih yapmak zorunda kalınca eğer beni bu bu tercihe zorlarsa babam ben hakkı tutu, hakkı tutup onu atacağımı biliyor. Etrafınızdaki insanlara bu mesajı verin. Hak ile senin aranda beni muhayyer bırakırsan ben hakkı tutarım seni atarım.